Selamlar. Hayırlı günler diliyorum. Bayanlar, biz normalde kahvaltımızı yaptık ama üzerinden 1,5-2 saat gibi bir vakit geçti. Öğle yemeği pişiyor. Öğle yemeği pişene kadar bizimkiler acıktılar. Çünkü sabah çok iyi yapmadılar. O kadar çok şey hazırlamama rağmen. Çocuklar zaten mayı 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 yiyorlar. Şöyle eşim küçük bir tabak istedi. Ona şöyle bir tabak hazırladım. Kızlara da böyle bir tabak hazırladım. Diğer kızım peyniri çok sevmediği için ona peynir koymadım ama tostun içerisine yediği için ona tostu koydum. Oğlum geldi. Şöyle karpuz dilimleyeceğim. Dur, sana ne vereyim? Tamam, sen şunu al. Al oğlum. Gerçi minik 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 yiyip kenara atıyor ama yine de olsun. Yapacak bir şey yok, yeter ki yesin. Şöyle, bunlar da bahçeden topladığımız kirazlardan. Bunların saplarını bilerek koparmadım ki, onların saplarını toplayıp güneşte kurutacağım. Daha sonra çayını demleyeceğim inşallah. Tabii bu videoyu çekiyorum ama ne zaman paylaşacağımı da bilmiyorum. Su mu istiyorsun kızım? Eşim, çay demledim. Çocuklara da meyve suyu, bilmiyorum, meyve suyu yerine süt koyacağım. Şöyle bir de topik peynir koyayım. Eşime helva koyacağım. Tamamdır. Tamam, su veriyorum kızıma. Su mu istiyorsun? Meyve süt vereyim mi kızıma? Kızımı bugün okula getirdik. Onu derse bıraktık. Şimdi aşağıya iniyoruz. Onu aldıktan sonra da parka götüreceğiz. Kızım bugün kıyafetlerini kendisi seçip giymiş. Tamam, okula gitmiyorsun ama. Aymira'yı da alıp öyle geçeceğiz park annem. Aymira dersten çıksın. Dersi bitmek üzere kızımın. Dedi ki onu da alalım. Bay bir 5 dakika yürüyelim. Hava çok aşırı derecede sıcak ama gerçi burası biraz esiyor Allah'tan. Kızımı okula getirdik. Ortanca kızımı. Bir önceki videolarımda belirtmiştim, konuşmasında sıkıntı var. Daha doğrusu konuşamıyor. Ufak ufak kelimeler kurmaya başladı. Burada özel eğitim alıyor. Özel eğitimden kastım özel eğitim ama hani devletin karşılamış olduğu servisini, derslerini tamamıyla devlet karşılıyor. Normalde servisi de var ama biz kendimiz elimizden geldiğince kendimiz okula götürüyoruz, kendimiz getiriyoruz. Şu işte onun derste şu anda dersten çıkmasını bekliyoruz. Biz de böyle biraz hava alıyoruz açıkçası. O dersten çıktıktan sonra da inşallah parka gideceğiz. Çocuklar da biraz hava alsınlar. Efendim annem. Bu bizim Tospik. Şaşkın. Güneşlendi yüzü. Bu kadar mı? Dur, sana da alalım. Dur, tamam. Oğlum kaçtı horoz, kaçtı. Hepsi kaçtı, hepsi kaçtı. Horozların peşinde. Gel, gittiler, gel gel, gittiler annem, gel. Tamam, inecekler yine, gel. Taş atacak horozlar. Gel, tamam, onlar gel. Taş atılmaz ama, taş. Aferin bir tane. Aferin kızıma.
Aferin, kendi çöpünü götürdü, çöpü attı geldi. Biz de dersin başlamasını bekliyoruz. Öğle arasındayız. Teneffüsteyiz daha doğrusu şu anda. Okulda öğle arası oluyor da burada teneffüs oluyor. İki ders olduğu için. Bizim tospik. Şaşkın. Güneşlendi yüzü. Gösteri yapacağım. Gel bakayım. Gösteri yapacağım. Size gerçek ip aldım arkadaşlar. Atlamaya başlıyorum. Bu kadar mı? Dur, sana da alalım. Dur, evet. Tamam. Bir türlü yer beğenemedi sürmek için ya. Gel bakayım az, gel annem, gel. Gel burada sür, gel al arabanı, gel. Hayır, dışarı çıkmıyoruz, gel. Fincanlar çok güzelmiş. 25 lira. Gerçi benim artık fincana ihtiyacım yok. Koyacak yerim de yok. Çok fazla açgözlülük de yapmak istemiyorum. Şu şişeleri çok güzelmiş. Şu fincan takımı da çok güzel. Fiyatı da gayet güzelmiş. Şöyle plastik ürünler var. 2,95 herhalde. Şu bahçe çitini çok merak etmiştim ama yani minicik bir şey yani. Almaya değecek bir şey değil. Hani katalogda çok güzel görünüyor ama yani bakınca çok minik bir şey çıktı açıkçası. Şöyle dörtlü olarak. Fiyatı da 19,90, 20 lira. Ama diyecek bir şey değil yani. Başım çatlar ya, gülüm. Bayanlar, normalde kuymağın peyniri, kuymağı özel, kuymak peyniri ayrı, tel peyniri ayrı, Trabzon peyniri var, o ayrı. Artı kuymaktan ziyade muhlama yapılan peynir var. Hepsi ayrı ayrı peynirlerden oluşuyor. Ben bunu kaşarla yapmış olmama rağmen gayet güzel kıvam alıyor. Bir dakika sonra, hatta bir dakika sonra kuymağım hazır. Yani kaşar peyniriyle olmuş olmasına rağmen gayet güzel kıvam alıyor. Hatta bir dakika sonra daha güzel eriyecek. Size afiyet olsun. Hanımlar, kızım kek istedi. Ben de dayanamadım hemen. Sabah kahvaltıyı hazırladım, sofrayı kurdum. Kek kek deyince vallahi dayanamadım hemen. Bir kek çırptım, fırına attım. Tarifini zaten vermeye gerek yok. Herkesin bilmiş olduğu. Böyle kakaolu kek. Ayrıca bu arada böyle beyaz mutfak taşından gerçekten hiç hoşlanmıyorum ya. Yani kiraya çıktığım zaman kendi evimde olsa kesinlikle şöyle beyaz mutfak taşı istemiyorum. Çünkü üçüncü gün çamaşır suyundan geçirmediğim takdirde anında ufacık lekeler oluşuyor böyle sarı sarı. Geçen neyi gösterdin? Aygül'e gel. Ay çok güzel olmuş bir tane. Çok güzel. Başım çatlar ya, gülüm. Bayanlar, normalde kuymağın peyniri, kuymağı özel, kuymak peyniri ayrı, tel peyniri ayrı, Trabzon peyniri var, o ayrı. Artı kuymaktan ziyade muhlama yapılan peynir var. Hepsi ayrı ayrı peynirlerden oluşuyor. Ben bunu kaşarla yapmış olmama rağmen gayet güzel kıvam alıyor. Bir dakika sonra, hatta bir dakika sonra kuymağım hazır. Yani kaşar peyniriyle olmuş olmasına rağmen gayet güzel kıvam alıyor.
Hatta bir dakika sonra daha güzel erecek. Bize afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar. Biz şu an dondurmalarımızı koyduk. Her zamanki gibi bu babamın, bu benim, bu annemin. Henaz'ı niye bana? Neyse tamam, devam eder koyarız üstüne. Ama her zaman Henaz'ı bana düşüyor yani, bu bir gerçek. Neyse biz günümüzü artık buradan atlayalım. Anne niye dondurma kaşıklarımızı koymadın? Kardeşim izin verseydi onlarla koyacaktım. Onlarla daha güzel olurdu şekilli şekilli ama durmadı, kutuyu kaçırmaya çalıştığı için kaşıkla koydum hemen hızlıca annem. Biz günümüzü ama bu bunların takımı. Evet annem. O yüzden bunları koymak çalıştık. Tamam yavrum, biz günümüzü burada noktalayalım. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sen bye bir şey söylemek ister misin? Yok. Tamam. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.